Biraz da önümüzdeki dönemin programına değinebilirim. Hatırlayacaksınız Aralık ayında Ankara'da Irak'la bir güvenlik zirvesi gerçekleştirmiştik. Bu toplantıya Sayın Bakanımız, Sayın Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız katılmışlardı. Iraklı karşıtlarıyla burada bir araya gelmişlerdi. Güvenlik zirvesinin bir sonraki toplantısı yarın 14 Mart günü Bağdat'ta yapılacak. Yine aynı formatta olacak. Yarınki görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikle gündem maddesi olacak. Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek somut adımlar yarın masada olacak. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz e, güvenlik sirvesinin ardından bir ortak açıklama yayınlanmıştı. Ve bu ortak açıklamada PKK'nın her iki ülke içinde ortak tehdit olduğunu vurgulamıştık. Hem biz hem Irak tarafı. PKK'nın Irak makamları tarafından bir ortak güvenlik tehdidi olarak tanımlanmasını, Irak tarafında PKK ile mücadele azminin gelişmeye başladığından bir işareti olarak görüyoruz ve bu bakımdan memnuniyet duyuyoruz ve gelinen bu olumlu noktadan azami faydayı sağlamayı hedefliyoruz. Ziyarette güvenlik konuları dışında iki ülke arasındaki işbirliği alanları da ele alınacak. Bunların başında enerji konusu geliyor. Irak'taki doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların uluslararası pazarlara sevk edilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Irak'taki yenilenebilir enerji alanında nasıl ortak projeler geliştirebiliriz konusuna odaklanacağız. Bildiğiniz gibi Irak, Türkiye petrol boru hattı bir süredir kapalı. Biz bu boru hattından sevkiyata başlanabileceğini Bizim açımızdan bir sorun olmadığını geçtiğimiz Ekim ayında söylemiştik. Biz Irak'taki tüm tarafların karşılıklı diyalog ve anlayış çerçevesinde bir mutabakata ulaşmasını ve bu boru hattından sevkiyatın en kısa sürede başlamasını ümit ediyoruz. Yarınki görüşmelerimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönemde Irak'ı yapacağı ziyaretin ziyaretinde detayları ele alınacak. Sayın Bakanımız yarın gerçekleştireceği bu toplantılardan sonra hemen Bakü'ye geçecek Bağdat'tan. Burada Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının dokuzuncusunu gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Güney Kafkasya'daki istikrar, refah ve barış Türkiye bakımdan çok önemli ve biz buradaki ülkelerin daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için büyük çaba gösteriyoruz. Cuma günü yapılacak üçlü toplantının da ana gündem maddesi bağlantı sağlık konuları olacak. Söz konusu toplantının sonunda bir ortak bildiri yayınlamayı öngörüyoruz. 10 Mart günü yaklaşık 3 bin tonluk insani yardım taşıyan 7. gemimiz Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Böylelikle krizin başından bu yana Gazze'ye yaptığımız yardım 40 bin tonu Gazze'ye e, havadan insani yardım operasyonu e, da başladı bildiğiniz gibi. E, biz buraya da destek sağlamak üzere e, yaklaşık 9 bin ton tıbbi malzeme ve bebek malzemesi ilettik. Bunu Ürdün makamları e, hava yoluyla Gazze'ye ulaştırıyorlar. Bizim Dışişleri Bakanlığı olarak takip ettiğimiz bir diğer konu da malumunuz e, vatandaşlarımızın KKTC vatandaşlarının ve bunların yakınlarının Gazze'den tahliyesi meselesi. Bu sabah itibariyle 1489 vatandaşımızı KKTC vatandaşı ve onların yakınlarını Gazze'den tahliye etmiş durumdayız. Halen e, tahliye etmeye çalıştığımız bir grup vatandaşımız var. Onların da en kısa sürede ve güvenli bir şekilde Gazze'den Türkiye'ye veya gitmek istedikleri üçüncü bir ülke varsa oraya ulaşmaları için çaba harcamaya ediyor. temaslarımızda PKK'nın Irak'taki varlığı ve bizim buna yönelik mücadelemiz çerçevesinde bir izin almamız, icazet almamız çerçevesinde bunu soruyorsanız, tabii ki biz bu konuyu o açıdan Amerikalılarla konuşmuyoruz. Biz güvenliğimizi tehdit eden yurtdışı kaynaklı bir terör örgütüne giriyoruz yönelik bir operasyon yapacaksak icazet alacağımız tek entite Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesidir. Bunun dışında herhangi bir uluslararası yapı veya üçüncü tarafla e, bu konuyu o açıdan e, ele almıyoruz. E, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri Irak'ta bulunuyorlar. Dolayısıyla e, bizim PKK'ya dönük mücadelemizle bağlantılı olarak tabii ki onlarla da e, görüşüyoruz. Ancak bu bir icazet almak, onların iznini almak anlamında e, gerçekleşmiyor.